Evet dostlar canlar. Öncelikle herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Umarım görüşmeyeli sağlığınız, saatiniz, her şeyiniz yerindedir. Bugünkü konumuz item ve market rehberi. Çoğu kişi işte üretici serilerinin devam etmesini istiyor. Feedbackleriniz de çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yorumlarınız yani beni motive ediyor ıvır zıvır ama videoda görüyorsanız bu rehberlerin devam etmesi için bayağı bir emek harcıyorum. Yani uzun uzun anlatıyorum size en soft en kaliteli şeklinde. Bir beğenip abone olmayı kesin ola unutmayın canlar dedikten sonra. Şimdi bugünkü konumuz item ve market rehberi. Şimdi bu gördüğünüz sınıflar bir sürü sınıfımız var bizim. Şimdi en baştan nereden başlayacağız? Biz şimdi yeni karakterimizi açtık. Tamam mı? Örnek veriyorum. Bizi adventurer olarak, maceracı olarak başlatıyor. İşte buradan geliyoruz. Fighterlar, train fighterları açıyoruz. Sonra klaslar, sınıflar birbirine ayrılıyor. Şimdi bu klasların, sınıfların olayı ne? Tabii ben burada bütün silahları teker teker anlatamam fakat bir sürü sınıflarımız var. İşte fight setup'lar var, PvE setup'lar var. Bir sürü dal var. Biz burada ana amacımız en soft, en kaliteli, en güzel şekilde, kısa şekilde, insanların anlayacağı şekilde hızlı hızlı anlatıp geçmek. Bu kadar yani. Dedikten sonra. Şimdi arkadaşlar bizim yani şu anki videonun konusu zaten item ve şey rehberi ama biraz Destiny Board'dan da bahsedeceğiz. Yani bu ağacımızda neler var, ne yapmamız lazım, nasıl şey yaparız, ilerletiriz, ıvır zıvır onlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz sıfır base'e başlık örnek veriyorum. Buradan bizim maceramız sürekli devam ediyor. İşte bu Elder River'a kadar bu devam ediyor. Şimdi bu Elder River'ın olayı ne? Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bu Elder River işte 3 milyon 215 bin total fame yaptığınızda işte canavarlardan T8 değeri canavarlardan daha fazla damage vuruyorsunuz ve size %50 şey veriyor. Defans veriyor T8 ve üstü canavarlardan. Şimdi bunun sistemi çok çok önemli bir şey. Yani yeni bir oyuncuysanız sizin bunu kesinlikle açmanız lazım. Premium'unuz olsun veya olmasın önemli değil. Bu açacağımız şey çok kıymetli ve çok değerli bir şey. Yani bunu açtığınızda mesela bazıları yeni başlayanlar bana şeyi soruyor hep. İşte ben şeyde zindanlarda canavarları kesemiyorum, ıvır zıvır yapamıyorum diyorlar. Bunu açtığınızda hem daha fazla damage vuruyorsunuz %100 hem de %50 daha defansınız oluyor. Daha fazla artıyor. Dedikten sonra bu sistemimiz çok önemli. İşte Destiny Board'un en önemli şeyi bu. Ondan sonra biz geldik şuraya. Adventure sekmesine. Şimdi Adventure sekmesinde de aynı sistemimiz var. Ama burada 6,5 milyon fame istiyor bizden. Şimdi biz 6,5 milyon fame olduğumuzda cape'leri ve şeylerin mesela cape'lerin işte spec mevzusu yoktur. İşte bag'lerin spec mevzusu yoktur. Craft konusunda vardır. Normal giyim kuşam şeyinde yoktur. Spec mevzusu. Şimdi biz daha yüksek, daha kalite bineye ve cape'e binmemiz için veya daha kaliteli bir bag kullanabilmemiz için Elder Adventure'ı açmamız lazım. Bunların ikisi çok temel ve önemli bilgi. Onlardan size bahsedeyim dedim. Şimdi bizim de bazı sınıflarımız var arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Ben oyuna yeni başladım. Hangi sınıf başlamalıyım? Örnek veriyorum. Şimdi burada bizi karşılayan 2-3 tane sınıf var. Temel sınıf. Benim önerebileceğim sınıf. Ve meta yani S tier sınıflardan. Şimdi Axe Fighter çok kaliteli bir sınıf. Neden çok kaliteli bir sınıf? Hemen onu anlatayım ben size. Şimdi Axe Fighter'da kullanabileceğiniz hem Fight'ta hem Gather'da işte hem Small Scale'de işte bütün kontentlerde kullanabileceğiniz bir sürü sınıf var. Örnek veriyorum şimdi örnekleme girelim. Şimdi ben bir pav 96 spec yapmışım %96 örnek veriyorum. Tabi bu 120 spec mevzusu var da temel olarak 100 spec. 120 spec biraz end game işi yani işte combat fame harcarım üstüne silver'ımı harcarım ben işte 120 spec olmasını istiyorum ıvır zıvır diyenlerin işi. Şimdi biz buradaki ana temel alacağımız sınıf şu. Mesela ben PvE ve PvP'de de kullanabilirim Gritex'i. Sizin ana sınıf oynamak istediğiniz sınıfları belirlemek için şey yapmanız lazım. İşte ben hangi sınıfı açarsam bana en opsiyonel kullanım alanı sağlar. Anlatabildim mi? Sizin de bunu yapabilmeniz için bunun için 3-4 tane sınıf var benim önerebileceğim. Ak sınıfı bir kere kesinlikle açmanız lazım. Neden? Veya İşte bow sınıfı. Bu iki sınıfın temelinden birini oynamanız lazım. Niye? Şimdi burada oynayabileceğimiz bir sürü silah var.
Ben şimdi Battle Axe'i PvP'de de oynarım, PvE'de de oynarım. Örnek veriyorum. Veya Bir Pav'ı ben Gank'te de kullanırım. PvP'de de kullanırım. PvE'de de kullanırım. Realm Breaker. Bunun temel amacı şey. Artifak bir item'dır. Artifak item'ımız dediğimiz sistem de şudur. Bu işte artifakları bunlar. Avalon şahslar ıvır zıvır bunlar Avalon'dan düşüyor. Avalon dungeon'dan normal chest'lerden de düşer. Fakat bunlara artifak denir. Yani ihtişamlı ıvır zıvır onun gibi bir şey kafanızda kurabilirsiniz. Bu artifak itemler item'ın değer kazanmasını sağlar. Daha fazla değerli olur. Bunların temel amacı da mesela Realm Breaker'ın temel amacı small scale fight'larda işte Zivizilerde yani Ziviz dediğimiz guild savaşlarında çok opsiyonel şekilde kullanım alanları vardır. Dedikten sonra burada zaten bütün sınıfları ben size teker teker anlatmayacağım. Çünkü anlatsak video bitmez, 2 saat olur. Bizim şu anki amacımız işte oyuna yeni başladım. Örnek veriyorum, rehber çekiyoruz herkesi. Yeni başlaman da önemli değil. Oyunu oynuyorum. Benim hangi sınıf başlamam lazım veya hangi sınıf OP, güçlü? Örnek veriyorum. Mesela buff sınıfına geçelim biraz da. Şimdi bow sınıfında bizi ne karşılıyor? Mesela düz bow. Düz bow'un olayı ne? Takır takır vuruyor düz bow. Yani PvE'de çok canavar bir şey. Yani solo contentlerde örnek veriyorum. Ben solo dungeon döneceğim. Normal bow giderim. Yani grup dungeon döneceğim. Badon'umu alır giderim. Veya log bow'umu alır giderim. Örnek veriyorum. Veya Körapdut oynayacağım. Birebir PvP oyuncusuyum. Whispering veya Warbow oynarım. Anlatabildim mi? Veya Wailing oynarım. Yani sizin ana belirleyeceğiniz sınıfın sizin opsiyonelinize yatması lazım. He, onu geçtikten sonra bir mevzumuz daha var. Burada bütün itemları teker teker bahsetmeyeceğiz. Oradan bir de ben market sistemine geçeceğim. Bu market sistemi de ayrı bir videonun konusu ama ben orada da yani opsiyonel olarak item seçeneklerini, ıvır zıvır marketle ilgili her şeyi bu videoda yani ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Şimdi ne demiştik? Spek mevzusu var bir de. Bir de combat mevzusu var. Şimdi ben burayı yüzledim. Örnek veriyorum. Gelelim şuraya. Benim bu üst sınıfım Fighter sınıfım 100. Tamam, bize Combat Fame gelmeye başlıyor. Ya biz bunu alttakini de yüzlersek, tamam mı? Örnek veriyorum. Bize daha fazla vermeye başlıyor. Ha bu Combat Fame ne işe yarıyor? Bu Combat Fame nedir baba? Örnek veriyorum. Gelelim herhangi bir sınıfa. Ben şu anda mesela bu hesabımda Shadow Killer açık değildi. Shadow Killer açtım. HC'de normalde benim main sınıfım Shadow Killer da. Shadow Killer ve tank oynuyoruz. Benim mesela 585.211 combat fame'im var. Ben bu combat fame'le mesela geldim buraya bu weapon'ımı, bu silahımı bir anda ne yaptım? 64'e çıkardım. Düşük seviyeden. Bu combat fame de bunu yarıyor. Bu da çok OP bir şey. Yani bizim ana olayımızın oynadığımız sınıflarda üst tarafımızı yüzleyip alt tarafımızda da gelip bunları da yüzleyip combat fame kasıp istediğimiz herhangi bir silah verebilmemiz. Bu şey sınıflarında verilmez. Combat Fame kullanamazsınız. Gather ve şey sınıflarında. Gather, Craft ve yemek kısmında işte yemek craftında, binek craftında, işte poison craftında bunları kullanamazsınız. Sadece silahlarda kullanabilirsiniz. Dedikten sonra. Yani temel mantık bu. Herhangi bir silah oynayacağım. Örnek veriyorum. O silah işte benim hangi alanlarımda şey yapacağım, kullanacağım ben. Mesela örnek veriyorum. Leather jacket kısmı çok şey bir kısım. Bunu mesela kesinlikle açmanız lazım. Niye kesinlikle açman lazım? Şimdi benim burada Mercenary Jacket diye bir olayım var. Bu jacket çok OP bir şey. Niye? Solo dungeonlarda lifesteal generation veriyor bana. Yani benim canımı yeniliyor. Hadi onu geçtim. Hunter kısmı Gather'da işte aspect keserken çok lazım. Assassin Jacket kısmı çok lazım. PvP'de, PvE'de örnek görüyorum. Royal Jacket bu da çok lazım. Avalonian dungeonlarda, grup dungeonlarda. Stalker Jacket bu da çok lazım PvP'lerde. Helion, Small Scale'in vazgeçilmez item'ı. Bu da çok lazım. İşte Spectre Jacket. Gank partilerde, HC'de, Shadow Killer klasmanında oynanan Jacket. Bu da çok lazım. Yani benim ana açmam sınıflardan biri işte Leather kısmı kendime bireysel bir silah belirlemem. Örnek veriyorum buna mesela Crossbow Fighter da olabilir. Ama benim temel insanlara önerdiğim şey X sınıfı veya bow sınıfı veya crossbow fighter sınıfı. Yani bunun arasına şey de giriyor. Spear sınıfı da giriyor ama ben spear oynamayı pek fazla sevmiyorum. O yüzden oynamıyorum. Yani bu tamamen zevke kalıyor. Ama temelde ben başladım işte oyunda ilerleyeceğim. Benim her alanda kullanabileceğim bir sınıf lazım bana. İsmet diyorsan ya bow fighter başlayacaksın ya axe fighter başlayacaksın.
Buna Spear da oynayabilirsin. Her sınıfın kendi aralarında şeyleri de var. Hem PvP hem PvE alanında. O da çok güzel bir şey. Ama temel olarak kolay olarak işte item uyuzluğu bakımından Leather Shoes, Leather Jacket Fighter'ı ve herhangi bir Bow Fighter veya Axe Fighter sınıfını her türlü öneriyorum. Mesela burada Leather Shoes'a geldiğimizde örnek veriyorum. Bu da Solo Dungeon'larda ıvırda zıvırda kullanılan Mercenary Shoes. Hunter Shoes genelde small scale'ler işte her sınıfta kullanılan bir shoes. Yani her etkinlikte. Assassin de genellikle öyle. Royal Shoes, HC'deki tank itemları olsun, tankın ayakkabısı olsun, işte Shadow Killer'ın supplement swap itemi olsun ıvır zıvır. Stalker PvP'de ıvırda zıvırda kullanılan, Helion da o misal. Spectre HC'de ıvır zıvır PvP'de falan filan kullanılıyor. Bu da Mistwalker yeni gelen ayakkabı, teleport yönen N'si gibi şey atıyor, skill atıyor. Shoes of Tenacity de çok temel bir şeyimiz, ayakkabımız. Bu ayakkabımız hem PvP hem PvE her sınıfta kullanılan bir ayakkabı. Yani bizim Nether kısmındaki yerleri ve bu gördüğünüz bütün Nether sınıflarını bir şekilde temiz bir şekilde açmamız lazım. Çünkü bizim ana işimize yarayan kontentlerde, etkinliklerde bunları kullanıyoruz dedikten sonra geldik buraya. Burayı kapattık. Şimdi aktarıcı hızlı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ne insanların vaktini çalayım ne de insanlara şey yapalım. Yani bilmediğimiz bir şeyi aktarmayalım. Hızlı hızlı anlatıyorum. Yani sistemini, ıvırını, zıvırını her şeyi insanlar öğrensin diye. Yedikten sonra. Şimdi bizim geldik. Bizim M haritamıza bastığımızda bizim ana şehirlerimiz var. Örnek veriyorum. Martlock, işte Breachwatch, Carleon, Limehouse, Forsterling ve yeni eklenen şehir Brezilya. Şimdi market sistemi çok önemlidir. Bu oyunda Türkçe dil desteği yok. Biz market şeyinde ne yapacağız? Market sisteminde ne yapacağız? Sistemimiz de şu. Biz geldik mesela buraya. Örnek veriyorum. Market sistemine baktık. Bizim burada kategorilerimiz var, tier'larımız var. Enchantment dediğimiz aşaması, quality'si de kalitesi. Şimdi biz geldik kategoriden. Buradan aramak şeydir. Yeni oyuncular için çok güzel bir sistemdir. Bug yazarsınız burada çıkar ıvır zıvır. Örnek veriyorum. Şimdi bizim oyunda 8 aşamamız var ve 4 enchantment'ımız var. 4 efsunumuz var. Yani 1'den 8'e kadar aşamamız var. Seviyemiz var itemlarımızda. 4 de enchantment'ımız var. Yani bu ne anlama geliyor? Maksimum benim alabileceğim gear 8-4 item. Quality'miz var burada. Normal, iyi, outstanding, excellent, bir de usta işi, masterpiece. Şimdi item alıp sat sisteminde onlara da geleceğim. Buradan biz genel market sistemimizi anladık. İşte burada bizim silver'ımızı, ıvırımızı yapıyor falan filan. Şimdi ben marketten örnek veriyorum, bir item alacağım. Item isimleri ezberlemek ıvır zıvır falan zor. Yeni mesela ben gather item alacağım, örnek veriyorum. Mesela buradan baktığınızda her şey gözüküyor. He, zamanla zaten alacağınız item'ın her şeyini, isimlerini, ıvırını zıvırını ezberlediğiniz için, İngilizce seviyeniz de oyunda birlikte geliştiği için daha kolay oluyor. Ama biz burada temel sistemi anlatıyoruz. Buradan işte herhangi bir item'ı, işte tool'ları, token'ları, tom'ları, tom dediğimiz şey kitaplar. Buradan işte hepsini teker teker görebiliyorsunuz. Şimdi 8 tane de aşamamız var. Buradan işte tier'ını, ıvırını, zıvırını her şeyini seçebiliyorsunuz. Enchantment dediğimiz yer efsunlu. Ama şimdi şu noktaya da değinmek istiyorum. Bu oyun pay to win bir oyun değil. Yani ben 8-4 item alayım, PvP'ye çıkayım, herkesin içinden geçeyim, öyle bir sistem yok. Yani sizin için burada mesela bir sınıfları anlattık ya. Sınıfları anlattığımız sekmede sizin için örnek veriyorum mesela. Ben şey kullanırım. Örnek veriyorum. Spectre Hood kullanırım. Spectre Hood'un olayı ne? Kafalığı bastığımda benim zırhımı CDR'ını düşürür. Örnek veriyorum. Ama ben Spectre Hood yerine benim için daha bütçeme uygun olduğu için Hunter Hood kullanabilirim. Örnek veriyorum. Bunlar çok önemli şeyler ve bunlar da size ekonominize şeyde katkıda bulunan şeyler. Fayda sağlayan şeyler. Yani item alırken de önemli olan şey şu. İşte ben bir item aldım, evet. Ama yani bir item aldığınızda ekonominizi düşünmeniz lazım. Ona göre ilerlemeniz lazım. Sürekli oyun full loot bir oyun olduğu için yani ben 7-3 bir itemla çıkıyorum. Örnek verelim. Biz Spectre'u da aldım 7-0.
Bunun şeyi var, Hunter Road'u var. Bu 50K mesela. Bu 500K. Niye? Bu artifak item. Örnek veriyorum. Bunun gibi bir sürü mevzusu var. Item alırken de şey konusundan bakmayacaksınız. Oynadığımız oyun pay to win bir oyun değil. Bu oyun Metin 2 değil, Knight değil, onun gibi bir şey değil. Bu oyun şu anda yüksek PvP sekmesine dönen bir oyun. Yani iyi guildler PvP aşamasında kendini kanıtlayan guildler için herhangi bir guildde oynamak çok basit bir şey. Yani onların arasında barınmak, ıvır zıvır yapmak falan filan. Ama PvE anlamında zaten Türkçe anlamında bu oyunda hiçbir rehber olmadığı için şey insanların öğrenme kısmı da sıkıntıya giriyor. Yani ana amacınız item alırken market sisteminde kendi cebinize göre, ekonominize göre item almak dedikten sonra ne olayımız kaldı bizim? Quality olayımız kaldı. Bu quality olayı da 10-15 IP fark ettiren bir şey. Mesela herhangi bir item'ın bir power örnek veriyorum. Mesela Masterpiece'i 250K, normal 150K. Bu biraz şey bir şey yani. Abartı bir şey zaten de. Bu 4-2 olduğu için de pahalı. Yani her item'in bir quality'si var. Quality yükseldikten sonra da item'ın ederi fiyatı falan yükseliyor. Burada enchantment tier sisteminde de öyle. Dedikten sonra. Bir de loadout sistemimiz var. Mesela ben öldüm. Örnek veriyorum. Ben neyle ölmüşüm en son setimde? Hand of Justice. Tank setimle ölmüşüm. Ben mesela burada bunları seçerek örnek veriyorum. Bana bunun fiyatı pahalı geldi. Ben bunu atladım. Tamam mı? 10K ben bunu marketten daha ucuzunu bulurum. Bunu da bulurum. Mesela örnek veriyorum. Yok bunlar düşükmüş. Pardon benim kafa gitti. Bunlar işte 1000 silver yüksek. Ben bunların daha ucuzunu şey yaparım. Markette bulurum. Ha burada çok siken mevzusu da olur. Bakıp mesela bazı yemekleri 200 milyon 300 milyona koyan adamlar var. Benim başıma da geldi zamanında 20-30 milyon bir yemeğe verdim. Bu loadout şeyi Lost Equipment sisteminde dikkatli olmanız lazım. Yani bu artısı eksisi var bunun. Artısı eksisine bu işte bazen markette item kalmıyor. Size en pahalı item'ı şey yapıyor. Sen bir item'a 100K vereceğin yerine 2 milyon, 3 milyon, 20 milyon, 30 milyon veriyorsun, anlatabildim mi? O konuda da dikkatli olmanız lazım canlar dostlar dedikten sonra. Şimdi bir de burada item satma olayımız var. Bizim item satma olayımız ne? Örnek verelim. Item alıp satma. Türk community'de insanlara YouTube videolarından öğrettiği şey var. Şu şey mantık var. İşte ben item satıyorum. Bunu 3 silver, 2 silver düşüreyim bu item satılsın. Bu çok mantıksız bir şey. Yani bu aşırı çok mantıksız bir şey. Niye? Senin item'ın markette 4-5 gün kalıyor. Sen bunu 5-10 silver düşürmek yerine sen bunu 800 veya 750 silver örnek veriyorum veya 850 silver yaptığında şuradan numlock'u açalım. Sen bunu 850 silver yaptığında senin item'ın saniyesinde çekilir. 50 silver seni fakir yapmaz. Anlatabildim mi? Item'larınızın da hızlı satılmasını istiyorsanız mesela bir artifak item düşürdün 2 milyon. Örnek veriyorum 1,5 milyon. O item'ın da satılıyor. Örnek veriyorum sen buradan geldin bir Karlion cape düşürdün. Ne olsun bunun kalitesi? 8-3 olsun. Bak bu adam neyden koymuş? Excellent'ı 2 milyon 230 bin silver'dan koymuş. Ben bu item'ı satmaya çalıştığımda tamam mı? Örnek veriyorum. Ben bunu 2 milyon 200 bin silver'a koyarsam benim item'ım çerez niyetine satılır. Senin 30, bu oyundaki 30K, 5K, 10K seni zengin etmez. Tabii ki de ekonomi çok önemli bir şey. Yeni oyuncuysan. Ama item'larınızın hızlı satılmasını istiyorsanız İşte belirli bir aşamadan sonra, belirli bir şeyden sonra kendinizi geliştirdiğinizde, ıvırınızı yaptığınızda, bu oyunda belli bir aşamaya geldiğinizde 20K, 30K paralar para değildir. Yani o yüzden ne yapacaksın abi? Item'ınızı çekilsin diye yok 3 silver düşüreyim, 5 silver düşüreyim satılsın. Öyle 10 gün kalıyor kanka markette. Senin item'ın satılmaz. Senin item'ın üstte bile çıkmaz. Bazı adamlar var mesela şehirlerden transport atan adam kendi item satılsın diye 10 bin silver aşağı çekiyor adam. Zararına bile olsa. Niye? Adam sürümden kazanıyor. Adam buraya 2000 tane, 5000 tane item getiriyor örnek veriyorum. Adam burada getirdiği itemden sürümden kazanan adam 5-10 bin silver'ı umursamaz. Yani düşük itemlar olur orada umursar. Ama yüksek itemlarda örnek veriyorum. Benim item üstte. Adam mesela getirdi buraya 20 tane şey koydu. Masterpiece cape koydu. 8-3 Karlion. Masterpiece. Bu adamın 20K, 30K
İşte 20 keyipten 100K zarar etmesi önemli bir şey değil. O adam zaten sürümden kazanıyor, anlatabildim mi? Dedikten sonra şimdi bir de item alırken satarken o mevzuyu anlattık. İşte şey mevzusunu. Şimdi bir de şey mevzusu var. Buy order sistemimiz var. Buy order ne demek? Şimdi bizim burada sell order'ımız vardı ya. Sell order'da biz fiyatı belirliyoruz. Sell'de marketin belirlediği fiyattan alıyoruz biz bu item'ı. Şimdi buy'da örnek veriyorum. Adamın belirlediği fiyattan alırsın. Buy order sistemi vardır bir de. Mesela sen bir item beğendin, örnek veriyorum. Sen diyorsun ki işte benim buna verebileceğim buy order bu. Ben işte bu buy order'dan bu fiyata bana satarlarsa ben bu fiyattan bu kadar alırım. Örnek veriyorum mesela. Neyden örnek verelim? Shadow Keller. Tier 4. İsmet neredesin İsmet? Videodayım oğlum. Geleceğim, yazalım şunu. Biz işte buy order atacağız, örnek veriyorum. Biz buna tıkladık. İşte bizim buy order sekmemiz var. Ben buna diyorum ki birader diyorum, sen bana 30.007 silver'dan, tamam mı? Sen bana şey ver. 10.000 tane item ver. Ben buy order'ımı ekliyorum market sistemine. İşte bunu en çok kimler yapar? Şeyler, crafter'lar yapar. Niye crafter'lar yapar? İşte craft artifak itemları, ıvır zıvır relikler, şunlar bunlar. Bu adamlar bunları ucuzdan toplar, craftlar itemlara. Itemlar da işte satar. Bu buy order'ın da çok şey mevzuları vardır. Kar marjinası mevzuları vardır. Onlar da çok çok ayrı videonun konusu. Biz şu an temelden bahsediyoruz. Temel geldiğimiz konu bu kadar. Market gör buradaki, aynen buradan da zaten buy order oluşturabiliyorsunuz. Burası tamamen buy order sekmesi. Hideout alacağım mesela. Hideout dediğim şey ne? Sığınak. Bak buradan kaça satmış millet? 17'den satmış, 15'ten satmış. Buy order'a satanlar olmuş mu hiç? 12'den bakalım. 15, 15. Belki biri buy order atmıştır 15'ten. Almışlardır. Buradaki buy order ne diyor? Ben 12 milyondan tak diye alırım senden hideout kitini diyor. Bunun da çok karları var. Kar olmayan mevzuları var, ıvırı zıvırı var. Onlar da sizin şeyinize kalıyor. Hayal gücünüze ve yapacağınız kar sistemini. Yani yapacağınız, kuracağınız sisteme. Çünkü bu oyunda işte ben çok iyi PvP oyuncusuyum. İşte PvP yetenek kişi, çok iyi şu oyuncusuyum, bu oyuncusuyum, böyle bir şey yok. Bu oyunda her şeyden para kazanabilirsin. Biz de burada zaten bunu anlatıyoruz size rehber olarak. Yani bu oyunun PvE kısımlarında çok güzel para vardır. PvP'de çok güzel para vardır. Her şeyde para vardır. Sadece sistemi bilip oyunu oynayıp gelişmeniz önemli. Buraya kadar arkadaşlar video. Yani ben size temel genel sistemi anlattım. Buraya kadar da izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani yorumlarınız, like'ınız, aboneniz, her şeyiniz benim için çok önemli. Bir sonraki videonun konusu da çok önemli. Yani rehber olarak görmek istediğiniz konu olur, video konusu olur, ıvır zıvır olur. Ben hepinizin görüşlerine değer veriyorum. Tek tek bütün yorumlara cevap verip bakıyorum. Ayrıca Valhalla Rampage şu anki benim kendi guildim. Recruit yapıyor. Bu oyunda da yani Türkçe dil desteği olmadığı için güzel sağlam bir komünitede oynamak sizin için şey yani bir artıdır. Elimden geldiğince herkese yardımcı oluyorum. Yani hem YouTube videolarında hem oyun içi herkese her şeye hızlı bir şekilde yardımcı oluyorum. Yani buraya da katılabilirsiniz. Ayrıyeten yorum, like, abone basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sağlıkla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.